festivalin en önemli özelliklerinden birisi güzel yürekli insanların, işini iyi yapan insanların, hepimizin sevdiği insanların da ödüllendirilmesi. Ben gurur duyarak iki kişiden söz edeceğim çünkü ikisini de çok seviyorum. İkisi de benim için çok değerli, çok önemli. Şimdi desem ki Ferhunde Hanımların Nermin'i, Hayat Bağları'nın Nur Hayat'ı, Cennet Mahallesi'nin Pembesi, Akasya Durağı'nın Melahat'i, nasıl anlatsak ki ona sizi? İşinde titiz mi titiz, özverili, samimi, eğlenceli, başarılı oyunculuğuyla tiyatroların, televizyonların, programların aranan ismi ve en önemlisi insan hakları, özellikle kadın haklarının savunucusu, hem de yürekten. Kim mi? Bakın kimmiş? Kimmiş? Misafirimiz varmış. Yabancımız değil tatlım. Karakolumuza yeni tayin olmuş. Canımız Tamer Levent abimiz. İlk kez profesyonel olarak sahneye çıktı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevi yaptı. Bu göreve çalışanların oylarıyla seçilerek tarihte bir ilke imza attı. Tamer Levent 1998 yılında Yazılar Filmatik adlı televizyon filmiyle televizyon oyunculuğuna adım attı. Dizi oyunculuğuna Vazgeç Gönlüm, Yaralı Yürek gibi projelerle devam eden Tamer Levent 2012 yılında Ayaz adlı film ile Beyaz Perde'ye adım attı. Let me make a little interpretation, just a summary. At this moment, we are awarding in a ceremony two very precious and prestigious. Hemen mikrofonu da verelim Melek Hanım'a. Alkışlar Tamer Levent için. Ben en başta şurada olma sebebim olan Büyükçekmece halkına çok teşekkür ediyorum. Var olun. Ve tabii ki çok değerli başkanımız Hasan Akgün Beyefendi'ye ve değerli ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri onurlandırdınız. Var olun. Var olun. Ve en başta da Büyük Atatürk'e teşekkür ediyorum. Sanatçı olma sebebimiz ve şu sahnelerde var olma sebebimiz olduğu için teşekkür ediyorum. Çünkü bu ödül bizim de yaptığımız çalışmaların sizler tarafından takdir edildiğini ve hep birlikte olduğumuzu görmenin, birlikte bu ödülü paylaşmanın duygusuyla bize moral veriyor, sevinç veriyor ve daha fazla bir şeyler yapma umudu yaratıyor. Bu nedenle ben bu ödülün, sizler tarafından verilen bu ödülün tüm Büyükçekmeceliler tarafından verildiğini düşünüyorum. O yüzden teşekkür ediyorum. Ama Büyükçekmece'de zaten bu festivalle kendisini ödüllendirmiş oluyor. Ben bu anlamda sevgili başkanıma, onunla birlikte bu festivalin düzenlenmesinde çalışan tüm arkadaşlarıma kutluyorum, tebrik ediyorum. Çünkü mükemmel bir organizasyon. Hakikaten bizim istediğimiz çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkacak ve hatta onları geçmesi hayali kurulan Türkiye'nin özlediği festivallerden